Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar, bu videoda bir tane etkinlik yapmak istiyorum. Yeni bir etkinlik geldi. Şiddetli Şifa isminde. 400 XP veriyor ve bir tane de eğitim iksiri veriyor. 30 seviye kraliçemiz var hesabımızda. Bu videoda kraliçeyi şifacılarla yürüterek saldırılar yapacağız arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz hesap gayet güzel durumda. Belediye binası 10 maksimuma doğru gidiyor. Araştırmada neredeyse hiçbir şey kalmadı. Yani gördüğünüz gibi dev, barbar, okçu, laboratuvarın izin verdiği son seviyede şu anda. Bir tek burada duvar kırıcı var. O da çok fazla önemli değil. Pekka'dan sonra belki onu basarım. İşte burada kara iksirle açılan savaşçılardan biraz yükseltmeler yapmak lazım. Yavaş yavaş bunları yapacağız. 4 tane de inşaatçımız boşta. Şimdi bunlardan 2 tanesine bir iş verelim de boş boş durmasınlar. Şu anda Tesla'lar gözüme çarpıyor. Tesla'lardan bir tanesini yükseltmeye verebilirim ama yeterli miktarda altınım yok. Güzel, hazinede bir şeyler var mı? Şunları bir toplayalım. Güzel, 4 milyon 800 bin altınımız var. Bunun 4 milyon 500 binini Tesla'ya veriyorum ve artık 8. seviyeye yükseltiyoruz arkadaşlar Tesla'yı. Şimdi elimde bir de iksir var. İksirle en mantıklı ne yapabilirim diye bakıyorum. Büyü fabrikası. Şimdi büyü fabrikasını yükseltmeye alırsak saldırılarda sıkıntıya gireceğiz. Dolayısıyla kara kışlayı yükseltsek bence gayet mantıklı olacak. 4 milyon veriyorum ve kara kışla da atıcıyı açıyoruz arkadaşlar. 5 gün sonra atıcımız da bu hesapta açılmış olacak. 2 tane inşaatçım var. Şimdilik dursunlar. Saldırılardan sonra onlara da bir iş veririz. Şimdi şöyle bir güzel bir köy bulayım ben. Hem ganimet iyi olsun hem de şöyle saldırı yapabileceğimiz bir yer. Evet arkadaşlar, güzel bir köy buldum. Yaklaşık 1 milyona yakın ganimeti var. Altın ve iksiri toplamda. 1500'e yakın da kara iksiri var. Şimdi bu köye dalacağım. Kraliçemi nereden bıraksam diye düşünüyorum. Şöyle en azından bir tane hava savunmasını indirebilmemiz lazım. Üstten bırakırsam kraliçe sıkıntı çıkartacak. Dolayısıyla şu köşeden ben kraliçeyi bırakmak istiyorum. 5 tane şifacıyı da arkasına verdim. Klan kalemiz şimdilik yok. Kraliçe birazcık temizlik yapsın. Alabilirse şu hava savunmasını ne ala. Bakacağız şimdi. Acele etmeye gerek yok. Dev bomba sıkıntı değil. 5 tane şifacı 4. seviye gayet güzel iş yapıyorlar. 30 seviye kraliçe ile birlikte. Gayet güzel. Güzelce bir temizlik yapsın. Top inşaatta. Bu da çok iyi oldu. Çünkü toplar kraliçeye çok fena vuruyorlar arkadaşlar. Aslında ben ejderlerimi de yavaştan şuradan salabilirim. Temizliğe yardım etmesi açısından. Aynen, bir tane şuraya, bir tane daha şuraya atacağım. Çok güzel. Kraliçe hava savunmasına vurmaya başladı. Öfkelendirsem mi acaba? Tamam, acele etmeyeceğim. X yayı vuruyor. Topu da indirdik. Gayet güzel. Gayet güzel. Hava patlatıcısı şifacılara hedef almaya başladı. Şuradan hem kraliçeyi hem de ejderleri kapsayacak şekilde öfke atmak istiyorum. Tam şuraya bir tane at. Çünkü barbar bize sıkıntı çıkartabilir. Şu iki tane ejderi de direkt salacağım. Şuraya bir tane öfke. Gayet güzel gidiyor şu anda. Şu hava patlatıcısını biraz dondursam mı? Gerek yok. Gerek yok. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bir öfke daha atacağım buraya. Bir tane buzlamam var. Birinci seviye çok iş yapmayacak. Şöyle rastgele bırakacağım. Kraliçe hala devam ediyor. Şuradan da barbarı salayım. Barbarı salayım, biraz temizlik yapsın orada. Son bir öfkem kaldı elimde. Bir yıldızı aldık. İki de geliyor. Gayet güzel. Tam şuraya bir tane daha öfke atacağım. Şu ejder biraz daha dönsün. Çok kötü yere gitti ya. Çok kötü yere gitti. Nasıl yapsak? Bu ejder tek başına kaldı. O da gitti zaten. Artık son öfkeyi mecbur kraliçeye kullanacağız. Bir tane de bebek ejderim var elimde. Onu da şuradan bırakacağım. Temizlik yapsın. Maksat yüzde gelsin. Son öfkemi de şöyle şurada kullanmak istiyorum. Hava savunması indikten sonra basacağım. Barbarın da yeteneğini aktive edelim. Gayet güzel. Tamam. Öfkeyi kullanmak için şimdilik erken bence. Gerek yok. Çünkü kraliçenin isabet puanı hala maksimumda neredeyse. Şifacılar da ayakta. Bence gayet güzel bir saldırı oluyor arkadaşlar. Gayet güzel bir saldırı oluyor. 3 yıldız olmasa bile güzel bir yüzdeyle bu savaşı bitireceğiz. Orası kesin. Tamam. Ganimetin de büyük bir çoğunluğunu aldık. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Tamam. Şimdi şuraya bir öfke atacağım. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Zaten 6 saniye kalmış. Ben işte gözden bir şeyi kaçırdım. Süre yetmedi arkadaşlar. Süre yetse burayı yüksek ihtimalle üşlerdik. Çok geç başladık.
Neyse, sağlık olsun, sıkıntı yok. Bence güzel bir saldırıydı ama işte süreyi göz ardı ettiğimiz için 3 yıldızı alamadık. Sağlık olsun diyorum. Şimdi ben tekrardan yeni bir köy arayayım arkadaşlar. Güzel bir köy bulduğumda tekrar savaşa gireceğiz. Arkadaşlar, muazzam bir ganimet geldi şu anda, görüyorsunuz. Neredeyse 2 milyona yakın ganimet var bu köyde. Ve savunmaları da çok iyi seviyede değil. Dolayısıyla bu köyü kaçırmak istemiyorum. Direkt şu üst köşeden kraliçe ile şifacıları salacağım. Bir yürüyüşe başlasınlar bakalım. İki tane hava savunması da dışarıda. Yani çok iyi ya. Hatta şu barbarı da şuradan salayım da bu aşağı insin, kraliçe de sol tarafa gitsin istiyorum. Yaparlar mı bu güzelliği bana? Bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Hadi be kraliçe, şu aşağı doğru in de. Çünkü şifacıların barbara dönme ihtimali var. Öyle olursa sıkıntı çıkar. Barbarın yeteneğini açtım. Şuradan kraliçeyi de öfkelendirebilirim. Ama şimdilik gerek yok. Şu cehennem kulesi vuruyor. Şuradan bir ejderle iki tane, üç tane ejderi attım cehennem kulesine, vursunlar, tamamdır. Bir tane de öfke atacağım. Şu 5 tane ejderi de şuradan salacağım. Haydi bakalım. Şuraya da bir öfke atacağım kraliçe ile şifacılar için. Gayet güzel. Şu ejderler biraz daha yaklaşsın. Bir tane de buraya öfke atacağım. Hadi şu madeni de indirin. Haydi aslanlarım benim. Gayet güzel. Bir öfke de buraya. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Son öfkemi de şu ejderler için kullanacağım. Elimde bir tane bebek ejder kaldı. Hazır okçu kulesi ejderlere kilitlenmişken büyücü kulesini indiririz diye tahmin ediyorum. Tamam, belediye binası indi. Ganimetin neredeyse tamamını aldık. Mükemmel ya. Mükemmel. Şuradan hem kraliçe hem de cehennem kulesi donsun. Bir saniyede, bir saniyedir. Şu anda gayet güzel gidiyor. Üçler mi, üçlemez mi bilmiyorum. Aslında 3 yıldız geldi gibi ya. 3 yıldız olmaması için bir sebep yok bence. Aynen, cehennem kulesi de indi. X yayı var. X yayı da çok fazla vurmayacak zaten. Ne kadar vurabilir ki yani. Aynen arkadaşlar, süremiz de gayet iyi durumda. Bu köyden 3 yıldız almayı başardık gibi. Hadi kraliçem, kır şu duvarı artık. Kır 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 kır. Hatta öfkeye basmamak için bir sebep yok bence. Yeteneğini de kullandım. Daha hızlı gelsin. Mükemmel ya. Ganimetin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Neredeyse 2 milyon ganimet. Müthiş ya. Baya güzel bir saldırı oldu bu. 3 yıldızı da aldık. Ganimeti de aldık. Etkinliği de tamamladık. Şifacı etkinliğini. Yani bir tane daha eklemiş olduk. Tamamladık derken henüz bitmedi. 13 tane saldırı yapmamız gerekiyor. Ve son bir tane de inşaatçı kulübesi kaldı. 4 ejder, bir bebek ejder, kraliçe ve okçular, şifacılar da ayakta. Çok iyi ya. Çok iyi. Yalnız bir tane inşaatçı kulübesi en köşede kalmış. 30 saniyemiz var. Yetişiriz herhalde ya. Aynen, bebek ejder hiç olmadı yakalar orayı. Haydi aslanım benim. Haydi. Okçular daha hızlı mı ya? Bebek ejder mi daha hızlı, okçular mı daha hızlı? Bilemedim bak şimdi. Ve çok güzel bir şekilde %100 yaptık arkadaşlar. Şu ganimetin güzelliğine bir bakar mısınız ya? 938 bin altın, 887 bin iksir, 4000 de kara iksir, 21 kupayla beraber bence mükemmel bir saldırıydı. Diyelim. Şimdi arkadaşlar, ne yapalım? Bu ganimetlerimizi harcayabiliriz aslında. 300 bin de bonustan geldi. Gayet güzel. Şuradan toplayayım. Hazinede ne var ne yok hepsini toplayayım. Belki biraz duvar basarız. Önce bir bakayım inşaatçı bize neleri yükselt diyor. Toplayıcılarla madenler var. Belediye binası 10'da işte. Madenler ve toplayıcıları son seviyeye yükseltebiliyoruz. Yani 13. seviyeye. Onları mı yükseltsek, yoksa daha acil bir şey var mı? Savunmalardan neler var? Bomba, yaylı tuzak, iskelet tuzağı, dev bomba. Bunları şimdilik bulaşmayacağım. O zaman biz madenlerden bir tane, aynen, bir tane de toplayıcıdan yükselteceğiz ama ganimet kalacak. Olsun kalsın. İlerleyen zamanlarda kullanırız. Bir tanesini şuna verdim arkadaşlar. Bir tanesini de şuna verdim. İnşaatçılarımız da bitmiş oldu. 5 inşaatçımız da arı gibi çalışıyor. Bu arada klanımız 4. seviye bir klan arkadaşlar. Çok az kaldı. 5. seviye olacak. Bakınız şöyle göstereyim. Yaklaşık bir 300 TP daha kazandığımız zaman klanımız 5. seviye olacak. Bu klana bayağı bir emek harcıyorum arkadaşlar. Başarılı arkadaşları bekliyorum. Onun reklamını da yapalım. Şuradan bir de istek atalım. Klanımız aktif. Saygılı insanların içinde bulunduğu bir klan. Bol bağışlar oluyor. Yani gelmek isteyen, klan arayışı içerisinde olan arkadaşları seve seve bekleriz. Diyelim
Ve yavaştan da videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Şu anda şifacı etkinliğinde ben aralarda da birkaç tane saldırı yaptım. 4 tanesini kazanmış durumdayız. 9 tane daha kazanınca 400 XP ve bir tane de eğitim iksiri gelecek. Burada bir de dev etkinliği var. 10 tane dev kullanırsanız kaynak iksiri veriyor. Çok fazla işe yarayan bir şey değil ama sırf şu 400 XP için bunu da tamamlamayı düşünebilirim arkadaşlar. Diyelim ve videonun da yavaştan sonuna gelelim. Clash of Clans videoları çekmeye devam edeceğim. Hoşunuza gittiyse lütfen bunu bana yorumlarda belirtin. Ben de seve seve devamını çekerim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.